Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda yine sizlerle harika bir tarifle birlikte olacağız. Bugünkü videomda nefis karnabahar köftesi yapacağız arkadaşlar. Bu yöntemle yaptığınız takdirde inanın karnabaharı sevmeyenler, özellikle çocuklar bile severek tüketecekler. Herkesin severek tükettiği harika bir lezzet diyorum ve hiç beklemeden tarifimin ayrıntılarına geçiyorum arkadaşlar. Karnabahar köftemiz için malzemelerimiz şu şekilde. Bir orta boy karnabaharı haşladım. Yumuşayıncaya kadar pişirdim ve suyunu tamamen güzelce süzdürdüm. Karnabaharım var bir orta boy. Ve şöyle bir su bardağı klasik 200 ml'lik bardakla bir su bardağı galeta unum var. Galeta unu yerine dileyenler bayat ekmek içi kullanabilirler. Yarım su bardağı buğday unum var. Ve bir demet maydanozum var kıyılmış. Bir adet yumurta. Şöyle bir orta boy soğan rendelenmiş ve fazla suyu sıkılmış. Ve 3 diş de sarımsağım var yine rendelenmiş. Ve baharatlarım var, çeşitli baharatlarım var. Şöyle bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. Dileyenler baharatları yine damak zevkine göre daha da farklı baharatlar kullanabilirler. Şimdi dilerseniz hiç beklemeden tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Şöyle yoğurma kabıma almış olduğum karnabaharlarımı ilk olarak şöyle bir çatalla ezeceğim. Tamamen ezeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çatalla ezmiş olduğum karnabaharımın içine şimdi malzemelerimi ilave edeceğim. Bütün malzemelerimi hepsini yoğurma kabıma alacağım arkadaşlar karnabaharımın üzerine. Evet, son olarak unumu da ilave ediyorum. Ve şimdi karnabaharlı köfte harcımı güzelce yoğuracağım. Bu aşamada dileyenler eldiven kullanabilirler. Ben eldiven kullanmıyorum. Tamamen homojen bir karışım olana kadar güzelce yoğuruyoruz. Malzemelerimiz tamamen birbirine geçmesi gerekiyor. Evet, köfte harcımız artık hazır. Güzelce yoğurdum. Şimdi ufak parçalar alarak köfte harcımızdan şöyle küçük parçalar alarak köftelerimizi şekillendireceğiz. Karnabahar köftelerimizi şu şekilde şekillendirerek tepsime alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün karnabahar harcımı, köfte harcımı güzelce şekillendirdim ve şimdi artık kızartma aşamasına geçeceğiz. Görüyorsunuz oldukça bereketli, fazla fazla köftemiz çıktı. Şimdi hep birlikte kızartalım. Evet, şimdi karnabahar köftelerimizi kızartacağız. Şöyle uygun bir tavamı ocağıma aldım ve içine bir miktar yağ koydum arkadaşlar. Şimdi köftelerimi tavama alacağım, kızdırmış olduğum yağıma alacağım arkadaşlar. Altını üstünü çevirerek güzelce kızartacağız. Evet, köftelerimizi çeviriyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartacağız. Thank you.
Evet arkadaşlar, karnabahar köftelerimi kızarttım ve yanında sarımsaklı yoğurt hazırladım. Sizler de bu şekilde sarımsaklı yoğurtla, sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurtla güzelce servis yapabilirsiniz. Gerçekten mis gibi kokuyor arkadaşlar. İnanın çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Siz de sevdiklerinize, çocuklarınıza bu yöntemle karnabaharı kesinlikle yedirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sarımsaklı yoğurtla mis gibi sizler de hazırlayabilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.